Evet, bugün Kocaeli'den Honda'ya geldik. İki tane bobin arızamız var aracımızda. Evet, Ferhat Usta'm aracımıza bakıyoruz. Evet abi, aynen devam. Çalışma. Evet, Ferhat Usta'm iki tane arka bobinin artık problem olduğunu tespit etti. Onları değiştirecek şimdi. Ferhat Usta'm, genelde bunlar problem mi yaratıyor, arka bobinler? Yüksek ısıdan dolayı arka bobinleri patlatır, egzoz üstüdür. Zaman içerisinde onlar arıza veriyor. Çünkü altta ek kısımı üretiyor egzoz dediğiniz. Evet. Aynen. Egzoz burada. Genelde rölantınızdaki iniş çıkışlar, düzensiz iniş çıkışlar, teklemelerin sebebi bobin arızası oluyor. Yeç marka var. O da Japon malı. Bir de yanında gene Japon. Evet. Ondan sonra Blue Print'ler var burada. Bunlar Alman Lichter grubun. Bu Alman malı. Şimdi biz en son Yeç markaya karar kıldık. Hem fiyatı da uygun. Yaklaşık 250 lira civarı işçiliğiyle birlikte. Gayet de uygun fiyatı orijinaline göre. Servise gitsek sadece 500 lira bobin parası ve artı işçilik vereceğiz. Tanesi belki 600-650 liraya gelecek değiştirmesiyle. Evet, şimdi malzemelerimizi seçtik. Biraz sonra da montajını yapacağız. Evet, şimdi parçalarımızı getirdik. Yeni parçalarımızı takacağız. Kuvvetle muhtemel ki bu iki parçada problem var. Ama yine bu ikisini değiştirdikten sonra bir müddet kullanacağız. Tekleme devam ederse şayet diğer iki tanesinin üzerinde duracağız. Zaten onların garantileri var. Bu parçalar 2 yıl garantili olarak montajı yapılıyor Kocaeli'nin Honda'da. Herhangi bir problem olduğu zaman yenisiyle tekrar değiştiriyorlar. Evet, montajımız yapıldı. Şimdi soketleri takacağız. Şimdi adaptasyon ayarı için yola çıkacağız. Bobinleri değiştirdik. Adaptasyon yapacağız. Ustamla birlikte. Evet, adaptasyon için boş bir alana gitmemiz lazım. Hafif meyilli bir alan olması lazım. Şimdi öyle bir alan için yola çıktık. Gidiyoruz. Evet, şimdi testimize başlıyoruz. Arabamıza elektriksel her şeyi kapattık. Yalnızca farı açtık. Stop edip tekrardan çalıştırdık. Evet. Stop edip çalıştırdıktan sonra her şeyi kapattık zaten. Kapattıktan sonra stop ettik, çalıştırdık. Yalnızca farlarımız açık şu an. Sabit 60 km hızdayız. Sabit 60 km hızdayız şu an. Evet. Şimdi ayağımızı... Şimdi hafif meyilli bir yerde. Çekiyoruz. Gazdan çektik ayağımızı. Vitesimiz D'de şu an. Ayağımızı gazdan çektik. Araba kendi cazibesiyle gidiyor yokuşta. Durduğu an adaptasyonu yapmış oluyor. Durduğu an kendi kendine frene basmadan durduğu an adaptasyonu yapılmış oluyor. Biraz daha bekliyoruz. Geriye doğru biraz kayıyoruz. Adaptasyonu hiç bozmamış normalde, biliyor musun? Evet, şimdi frene bastık, durduk. Şu an adaptasyonumuz tamam. Tekrar stop ediyoruz. Çalıştırıyoruz ve 10 dakika sabit olarak çalışacak. Aşağı inelim. Evet, şimdi A plus gaza geldik. Tekrar bir gaz ayarımıza baktıracağız bobin değişiminden sonra. Burada Ahmet arkadaşımız yapacak. Montajı da o yapmıştı. Biz Prince Silver kullanıyoruz. Karışım oranlarına bakıyor şu an. Evet. Şimdi kaçak kontrolü yapıyoruz gelmişken. Biraz
tesisatımızda herhangi bir kaçak var mı onlara bakıyoruz. Gaz ayarımız ve kaçak kontrolümüz de yapıldıktan sonra tüm işlemimiz tamamlanmış oldu. Videomuzu beğendiyseniz abone olmayı unutmayınız. Bir başka videoda görüşmek üzere. İyi günler.